değerlendiriyor olacağız yaklaşık yarım saat boyunca. Hocam öncelikle hoş geldiniz, bizi kırmadınız, çok teşekkür ediyoruz. Yoğun bir takvim sizin için, Türkiye'ye geldiniz, biz de yakaladık sizi. Hemen zaman kaybetmeden başlayalım. 2000 yılında başlayan ve 10 yıl süren bir futbolculuk kariyeri Mannheim'da başladı. Zaten ikinci yuvanız orası diyebiliriz. Sonrasında 2011'de teknik direktörlük maceranız başladı. 2016'da Sandhausen ve 2019 Kasım'dan beri de Hannover 96. Özellikle şunu belirtmek lazım. Hannover 96'ya geldikten sonra Almanya'nın konuştuğu bir teknik adam halini aldınız. Türkiye'de de bir gurur timsali olduğunuzu söyleyebiliriz. Çünkü geldiğinizde takım 16. sıradaydı. Takımı 6. sıraya kadar taşıdınız. 11 iç saha maçında bir kez kaybeden bir Hannover 96 var. Nasıl geçti sezon, öyle başlayalım? Ya tabii ki eğer böyle Kasım ortasında bir takıma gittiğiniz zaman bu şey işarettir yani takımda. Demek ki bazı şeylerin olumlu gitmediğine dair bir işarettir. Gittiğimizde takım olarak hem mental olarak hem fiziksel olarak hem takım ruhu olarak çok kötü bir durumdaydı, çok kötü bir dengedeydi. Öncelikle takım arkadaşlarıyla beraber, staffla beraber elimizden geldiği kadar çalışmaya başladık. En iyisini yapmaya çalıştık. Takım olma ruhunu aşıladık. Teknik analizleri değerlendirdik. Ona göre güncel çalışmalarımızı yaptık. Görsel olsun, sahada olsun. Ve neticede tabii ki şükürler olsun sonunda takımı 6. sıraya getirdik. Ve bakacağız, önümüzdeki sezona bakacağız. Evet, yani önümüzdeki sezon içinde daha şimdiden Bundesliga sesleri yükselmeye başladı. Bu kadar iyi bir giriş yapınca siz Bundesliga 2'de herhalde taraftarlardan onunla ilgili mesajlar da geliyordur sokakta denk geldiğinizde. Tabii Hannover büyük bir camia, yani büyük bir kulüp. Tarihinin çoğu zamanı Bundesliga'da geçirmiş bir kulüp. Tabii ki bir yıl evvel Bundesliga 2'ye düşmesinin hezimiyeti biraz daha var. Ve önümüzdeki yıllara tabii ki önemli olan Hannover halkına, Hannover kulübüne Bundesliga'yı tekrardan göstermek. Hedefimiz o. Onun için çalışacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda Hannover'i yine tekrardan Bundesliga 1'e çıkarırız. Evet, tabii son dönemde özellikle en önemli konu maddesi pandemi, koronavirüs. Yani tüm dünyadaki düzeni alt üst etti. Spor dünyası da bunlardan bir tanesi. Sadece futbol özelinde de değil. Takımlar da çok etkilendi aslında. Hannover 96 nasıl etkilendi peki pandemiden? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Kişisel olarak da değerlendirebilirsiniz. Zaten maalesef Almanya futbolunda ilk korona yakalan futbolcu bizden çıktı. Evet. Onun nezdinde maalesef ilk karantinaya giren takım da bizim takım oldu 2 haftalık. Hı hı. Onun için tabii korona pandemiyle alakalı bize iyi bir durum olmadı. Zaten bizde de biraz engel oldu çünkü biz korona pandemiden evvel de bir çıkıştaydık veya bir seri yakalanmıştık. Bu biraz bize break getirdi oyun felsefemize dair. Ama tabii ki her zaman söylediğim gibi bu sefer de söylüyorum. Hiçbir şey, hiçbir kupa, hiçbir galibiyet insan sağlığı önemli değil. Bu zor bir dönemeç. Sadece futbol camiası için değil, sanırım bütün insanlar için. Kesinlikle. Zor bir dönemeç. İnsan sevdiğine sarılamıyor, insan sevdiğine uzak kalıyor, o yakınlık yok. Salgın bir hastalık, bir tehlike var. Onun için tabii ki herkes, her insanın olduğu gibi biz futbol camiası da olarak elimizden geldiği kurallara uyup kaldığımız ülkenin Sağlık Bakanlığı'na inanıp, güvenip tedbirlere uyduk, kurallara uyduk. Ve inşallah insanlar, bütün insanlar, dünya yeryüzünde bu salgını hep beraber yeneriz. Evet tabii biz NTV Spor ekibi olarak dikkatimizi çekti. Özellikle Bundesliga'da. Pandemi sonrasında takımların evlerinde oynadığı maçlarda genelde puan kaybı yaşadığını gördük. Türkiye'ye baktığımızda bu durum çok böyle olmadı ama bunu neye bağlıyorsunuz? Bir tabii seyirci faktöründen mahrum kalmanın da etkisi olabilir bu. Özellikle Almanya'da böyle bir durum yaşanması. Bundesliga 2'de çok yok. Zaten Hannover 96'da hiç etkilenmedi diyebiliriz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi futbol iki yönlü bir oyun. Bir aksiyon, top sizde, top rakipte, reaksiyon. Ve bunun altını yine parselleyebiliriz. Nasıl aksiyon, nasıl reaksiyon diye. Futbolda defans yapmak, ofansif yönü bir felsefeyi üretmekten daha basit. Şimdi bu pandemi olunca futbol kulüpleri tabii ki bilmeyince fiziksel olarak, taktik olarak ne durumda olduğunu, tabii ki bu defansif yönlenen takımlar için, defansif düşünen takımlar için bir avantaj doğdurur. Çünkü sonuçta topu rakibe veriyorsun, kendin bekliyorsun. Temas da azaldı. Takip rakip aksiyon yapacak, sen reaksiyon yapıyorsun. Bu futbola biraz daha basit. Tabii ki bu tür avantajlar pandemiden sonra bu tür futbol felsefesi olan takımlar için avantaj oldu. Onun için tabii ki böyle sonuçların
gelmesi biraz da doğal. Evet, tabii özellikle son dönemde dünya futbolunda genç teknik adamlara da tanıklık ediyoruz. Kenan Koçak da onlardan bir tanesi. Bundesliga 2'de yanılmıyorsam 30'lu yaşlarında 3 ya da 4 teknik adam var. Siz de onlardan bir tanesisiniz. Özellikle Almanya futboluna baktığımızda Nagelsmann çok öne çıkan bir isim. Şu an bile 32 yaşında bir isimden bahsediyoruz. Kişisel tanışıklığınız da var. Genç teknik adam olmanın avantajları nelerdir? Bu mesleğe hani futbolculuk kariyerini daha kısa tutup erkenden atılmak ne gibi avantajlar sağlar? Çünkü bazı ülkelerde biliyorsunuz genç teknik adamlara çok güvenilmiyor. Ya ben tabii ki mesela ben kendi şahs adıma konuşabilirim. Ben 36 yaşında Sandhausen'a göreve başladım. O zaman bana Almanya Bundesliga Sandhausen kulübünü teslim ettiler. Nagelsmann'la biz, Tedesco, Nagelsmann biz beraber pro lisansı yaptık. Yakın bir dostluğumuz var. Bu tabii ki inanmak. Yani bir hocaya inanmak, bir felsefeye inanmak, desinlere gitmemek. Sonuçta başarı da boşa gelmiyor. Yani başarı herhangi bir desinlerle olmuyor. İnanmak, vizyon, felsefe sahibiyle oluyor. Ama o hocalarda getirecek yürek lazım. Hocalarda getirecek inanç lazım. Hocalarda getirecek felsefe lazım. Hoffenheim Nagelsmann'ı U19'dan getirdi, takım başına koydu. Schalke 04 zamanında Tedesco'ya gitti. 10 maç sonra Aue'den ikincilikten alıp Schalke'nin başına getirdi. Yani bu tür vakalar var. Önemlisi olan o zaman direktöre güvenmek. Futbolda olduğu gibi direktörde de aynısı geçerli. Bence yaşın önemi yok. Önemli olan hocanın iyi olup olmadığı. Hocanın kendi vizyonu, felsefesi olup olmadığı. Hocanın kendi felsefesi olup takıma yansıtabildiğini, kulübe geçirebildiğini, altyapısıyla oradaki altyapı hocalarla beraber eğitmesi, kulübe bir DNA yerleştirmesi. Bunlarla konuşulması lazım. Hocanın yaşı bence fazla önemli değil. Evet, hatta dünya futbolundaki çok önemli isimlere baktığımızda işte Guardiola ve Klopp gibi, onların da nasıl teknik direktör olduğunu biliyoruz. İşte Klopp bir anda kaptanlıktan ertesi sabah teknik direktör olarak uyandı. Ve Klopp Mainz 05 ile küme düştü. Tekrar yukarı çıktı, yine düştü. Yani Klopp öyle bugün dünden bugüne kulüp olmadı. Ama Mainz kulübü sabırlıydı. Sabır etti. Dortmund'a gitti. Dortmund'da belli seneler sonra başarılı oldu. Evet, yine bir başarısız grafiği vardı ama genel olarak başarılı takımı şampiyon yaptı. Şimdi Liverpool'a gitti. Liverpool'u 3-4 yıl içinde nereden nereye getirdi. Yani istikrar lazım, inanmak lazım. Nagelsmann dediğim gibi U19'dan geldi, hocalığa girdi. Pep Guardiola, Barcelona ikinci takımını çalıştırıyordu. Barcelona başkanı o zaman Pep Guardiola diyor ki, ya diyor, sen güveniyor musun kendine Barcelona'yı çalıştırmayı? Yani bu tür sorular aslında iyi bir sinyaldir. Çünkü gördüğümüz gibi Thomas Tuchel, Paris Saint-Germain şimdi aklıma geliyor. Kendisi de Mainz'da U19'un hocasıydı. Onu hemen A takıma çıkardılar. Yani inanmak lazım, korkmamak lazım. Eğer inanıyorsanız bir şeyden, inanıyorsanız bir hocadan, onun arkasında durup çalışmak lazım. Benim için hoca olarak en önemli konu başkan, yönetimin bana güvenmesi, inanması. Ondan sonra her şey otomatikmen gelir. Güven ve istikrar kelimelerini ön plana çıkarabiliriz herhalde o zaman. Çünkü Türkiye'ye baktığımızda özellikle çok fazla süre verilmiyor hocalara. Yani hemen bir kötü gidişatta ya da üst üste alınan bir 3-4 mağlubiyette tartışılmaya başlıyor hoca. Herhalde biz de bunu Türkiye'de yönetimler, kulüp yönetimleri sağlayabilse belki de yok bundan hoca olmaz denilen değerlerimizi bile kazanabiliriz. Buradan söylediklerinizden bunu net olarak çıkartabiliriz. İstikrar çok önemli. İnanmak çok önemli. Bir felsefeye doğru çalışmak çok önemli. Şimdi tabii ki ben Türkiye futbolu hakkında tam detaylı bilgi, burada yorum getirmem doğru olmaz. Sonuçta burada çalışmadım. Ben sadece Avrupa'dan aldığım izlenim veya burada da hoca arkadaşlarım, hoca abilerim var. Onlarla fikir alışverişine yola çıkarak tabii ki bunu söylemek lazım. Sen her sene 4-5 hoca getirirsen, her transfer döneminde 15 oyuncu getirip 10 tane gönderirsen, yani tabii ki otomatikmen kulüpleri borçlandırırsın. Bir kulübe felsefe sağlamazsın. Bir oyuncu göndermek için ona tazminat ödemek zorunda kalırsın. Hani bunun bir stratejik çalışmayla, bir vizyonla, bir planlamayla alakası yok. Yani belli bir yere gelmek istiyorsan belli bir yerde çalışman lazım. Eğer altyapı akademisyeni kurmak istiyorsan çalışman lazım. Eğer futbol felsefesi DNA kulüple yerleşmek istiyorsan ona göre çalışman lazım. Bir beyine ihtiyaç var. O beyin onu sahibi göstermesi lazım. Hem yaşatması lazım, hem anlatması lazım.
Hani o da onun için sabır lazım, istikrar lazım. Hemen bir kötü işe dönmemek lazım. Sonuçta inanıyorsan eğer, o zaman o hocanın veya o spor direktörü de olabilir. Onun arkasında durmakta her zaman fayda var. Şimdi vizyon, sportif direktör ve sistem deyince akla şu dönemde özellikle Türkiye'de Ali Koç ve Fenerbahçe geliyor. Özellikle inandığı bir sistem var. Sportif direktörlük sistemi. Ki Almanya'da bunun yıllardır uygulandığını biliyoruz. Kimileri Türkiye'de bu sisteme inanmıyor. Özellikle Comolli'nin başarısızlığı bunda tabii ki başrol oynadı ama sizce Fenerbahçe'nin ya da Başkan Ali Koç'un sportif direktörlük düşüncesi doğru mu? Yani uygulanması gereken sistem bu mu Almanya'daki gözlemlerinize dayanarak? Bence Ali Koç Başkan'ın düşüncesi gayet doğru ve doğal. Çünkü benim inancıma göre, benim şahsi inancıma göre zaten bir futbol kulübün DNA'sını, bir futbol kulübün felsefesini kulüp kendi belirlemesi lazım. Ona göre de hoca seçmesi lazım. Yani sen çünkü her hocaya göre felsefe değiştirirsen o zaman her hoca gönderdiğinde yeni felsefe gelmesi lazım. Doğru. O da biraz dağınık. Ama sen eğer dersin ki bizim Fenerbahçe futbol kulübü olarak felsefemiz, idealimiz, bundan sonraki DNA'mız budur. Biz bu tür futbolu sahaya yansıtmak istiyoruz. Biz bu tür futbol için sahaya çıkmak istiyoruz. Ona göre kendine hoca seçersin. Ona göre kendine oyuncu seçersin. Kendine bir kriter hazırlarsın. Ona göre de bir çalışma yaparsın. Tabii ki bence görüş olarak doğru. Kişisel olarak bir yorum getiremem. O artık herkes kendi yorum getirebilir. Çünkü ben Sayın Komori'yi tanımıyorum. Sadece dıştan gördüğüm kadar yaptığı transferlere yorum getirebilirim. Ama Almanya zaten yapısı ben başka tanımıyorum. Almanya'da bir başkan vardır, bir menajer vardır, yani spor direktör vardır ve hoca vardır. Bu üçlü beraber çalışır. Spor direktörünün altında kendi bir scout ekibi oluşturur. O scout ekibiyle beraber futbolcu nerede nasıl izleniliyor diye yorum getirebilir. Ondan sonra da takım kurulabilir. Yani takım kurmak da en büyük özellik zaten. Çünkü bir scout, bir menajer sana belki kişisel bir oyuncuyu getirebilir. Fakat o kişisel bir oyuncu belki senin takım ruhuna, takım oyuna denk gelmeyebilir. Yani onu da işte diyorum yine felsefe, yine felsefe, ideoloji çok önemli bir konular. Yani bunu kulüp ve hoca da zaten şahsen kendi iyi belirlemesi lazım. Evet, yine sıcak gündemden devam edelim. Türkiye'de daha çok tabii Türkiye soruları yönelttim. Almanya'da da çünkü harmanlayarak biraz siz de cevap veriyorsunuz. Yabancı sınırı. Son günlerde çok konuşuluyor. Hem taraftarlar tarafından, hem kulüpler, hem teknik direktörler, federasyonun belli bir görüşle, belli bir düşünceyle yaptığı bir değişiklik var. Bundesliga'da, Almanya'da herhangi bir sınır bulunmuyor. Yapılanlar ortada. Milli takımın başarısı ortada yıllardır. Çıkan oyuncular ortada. Türk olarak çıkan isimler ortada. Onları da soracağım. Peki yabancı sınırı koymak, Türk oyuncu yetiştirmeye bir katkı sağlar mı? Siz bu konuda federasyonun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararını nasıl buluyorsunuz? Benim şahsi görüşüm hiçbir katkı sağlamaz. Çünkü yabancı sınırlaması bir Türk gencinin önüne ne engeldir ne de bir etkidir yani. Sonuçta asıl konu yabancı sayısı değil. Asıl konu Türk gençlerini kim eğitecek, nasıl eğitecek, yine vizyondayız, yine felsefedeyiz. Nerede eğitecek, nasıl bir çalışma olacak, bunun okullarla işbirliği nasıl olacak, eğitimle nasıl işbirliği olacak. Yani bu türlü şeylere kafa yormakta bence fayda var. Şimdi sabah yabancı sayısını kaldırıyoruz ve umut ediyoruz ki Türk gençlere daha fazla şans alsın. Bu artı da olabilir, eksi de olabilir. Benim şahsi görüşüm bu karar Türk gençlerinin önünü açacak diye bir faydalı bir garanti karar olduğunu yok. Garanti yok. Sağlıklı karar olduğunu düşünmüyorum. Çünkü asıl görüşmemiz gereken konu Türk gençlerini her yaş grubuna göre kim eğitecek? Eğitmenleri kim eğitecek? Eğitmenler yeterli mi? Ve nerede o genç futbolcuları nasıl keşfedilecek? Ve nerede eğiteceğiz? Nasıl eğitimle beraber işbirliği, okul eğitimiyle, okul sistemiyle beraber işbirliği yapılabilir? Ve ondan sonra da onu düşünerek yola çıkarsak eğer, sanırım önümüzdeki yıllarda yine iyi bir yol kat edebilir. Ama bence bu eğer altyapı geliştirmek, yabancı sayısıyla, yabancı kuralıyla benim şahsi görüşüm herhangi bir yani engel değildir. Evet. Tabii bu da zaten bu söylediklerinizde şunun cevabı oluyor. Neden Almanya'dan sürekli biz Türk
futbolcuların, yıldızların çıktığını görüyoruz da Türkiye'den görmüyoruzun cevabı oluyor bu biraz. Eğitim ve sistem. Almanya'da yabancı sayısı sınırsız ama evet. Almanya'da sen bir U17, U19, U21 milli takım bazında hı-hı. konuşuyorum. Gidersen adamlar yine her sene futbolcu çıkarıyor. Hı-hı. Ama yabancı sayısı sınırsız. Birinci, ikinci ligde. Sınırsız. İstediğin kadar oynatabilirsin. Avrupa. Hı-hı. Futbolcusu oynatabilirsin. Sınırsız, sıkıntı yok. Ama yine de bakarsak çalışıyor. Adamların sistemi var. Okulla beraber işbirliği yapıyorlar. Eğitmene değer veriyorlar. Futbolcuların çalışma platformu iyi. Futbolcular sosyal olarak eğitime. Bir de şu da çok önemli. Yani futbolcuyu sadece teknik ekonomi analiz etmek yanlış. Yaş, küçük yaş grubunda da yanlış. Yani bunun saha dışı davranışı, hı hı. özel hayatı, beslenmesi, profesyonel hayata hazırlık. Yani bunlar önemli faktörler. Bunları genç futbolculara genç yaşta vermemiz lazım. Hı hı. Eğitmemiz lazım. Belli kurallar koymamız lazım. Ondan sonra futbolcular yavaş yavaş ilerler, kendilerini yetiştirirler ve Türk futboluna katkıda sağlarlar. Evet, şimdi tabii Türkiye'de oynayan birçok gurbetçi olarak nitelendirilen isim de var. Yani Almanya'nın hem Bundesliga ikisinden zaman zaman futbolcuların transfer edildiğini görüyoruz. Hem yine Bundesliga'da oynayan isimlerin transfer edildiğini görüyoruz. Tolgay Arslan onlardan bir tanesi. Beşiktaş'ta yıllarca futbol oynadı. Şimdi Fenerbahçe'de yine yakından tanıdığınız bir isim. Çok eleştirilere maruz kaldı Türkiye'de. Son çıktığı karşılaşmalarda da etkili bir oyun ortaya koydu. Şimdi bu tarz oyuncular çok. Şimdi bu yabancı sınırıyla birlikte rota transferde yine Almanya'ya dönecek. Bu şüphesiz. Hem Bundesliga 2'ye hem Bundesliga'daki işte Kaan Ayhan'ın, Kenan Karaman'ın adı Türk kulüpleriyle anılmaya başladı bile. Şunu soracağım, bu soruyu farklı bir şekilde yönelteceğim size. Hannover 96'da şu an bir Türk futbolcu yok. Ama olsaydı ve size gelseydi deseydi ki hocam bana Hollanda Ligi'nin liderinden ve Türkiye Ligi'nin liderinden bir teklif var. Sizce ben hangi takıma gitmeliyim dese sizin tavsiyeniz bir hoca olarak hangisi olur? Hangi hoca, hangi kulüp ona daha çok inanıyorsa, hı hı. hangi hoca, hangi kulüp kendisine eğitimde daha fazla katkı sağlıyorsa ona tavsiye ederdim. Yani burada ülke ya da kulüp önemli değil. Ona önemli olan futbolcunun gelişimi. Hı hı. Nasıl bir platform sunuyorlar, nasıl bir vizyon sunuyorlar. Çünkü genç futbolcular oynaması lazım. Eğer yetişmek istiyorsan hı hı. oynaman lazım. Çünkü aynıca futbolcular oynaya gelişir. Yani genç futbolcunun bir yere gidip oturmasının da fazla anlamını bulmuyorum yani. Hı. Tabii genç bir oyuncu gidip zaman zaman süre alabilir, onu yetiştirebilirsin. Ama bir genç futbolcunun bir yere gidip sırf oturmasına da karşıyım yani. Türk gençleri, Türk futbolu, genç futbolcular genel olarak oynamak zorunda. Hı. Oynaması lazım. Bu platformu da bir sağlamak lazım futbolculara. Bizim Türk Ligi'nde de aynısı. Yani mesela olur ya genç futbolcu altyapıdan çıkıyor, bir adaptasyon dönemi olur. Hı hı. Çünkü altyapı değişik, A takım değişik. O belki o sürece çocuğa bir ihtiyacı vardır, bir desteği vardır. Tamam hemen A takımda belki oynayamayabilir. Türkiye futbolu da o arada bir U21 ligi olur, bir U23 ligi olur. Oraya bir platform sunulması lazım ki o futbolcuya oynama şansı gelsin. Yani A takımda oynamasa bile o hafta sonu en azından o U21 takımında oynasın. Ama oynasın. Çünkü oynamak en iyi gelişim platformudur. Evet, oynama alışkanlığı kazanması önemli. İşte son dönemde aslında U21 ligi vardı Türkiye'de ve burada futbolcular forma şansı bulabiliyordu. O da kapatıldı kulüplerin isteğiyle. Tekrar kulüplerin isteği doğrultusunda, kulüp başkanlarının da isteği doğrultusunda bu ligin açılmasıyla ilgili çalışmalarını da başlattı. Türkiye Futbol Federasyonu aynı şekilde düşünüyorum. Kesinlikle genç isimlerin oynaması gelişimleri açısından çok büyük önem teşkil ediyor. Az önce sorduğum soruya paralel olarak Türkiye Ligi'nin kalitesi, gelen genç oyuncuların yetişmesi için yeterli mi sizce şu anda? Nasıl görüyorsunuz? Tabii ki kulüp bazında düşünmeyelim bunu. Az önce eksikliklerden bahsettik. Yine o belki eksik gördüğünüz ya da Almanya futboluyla kıyasladığınızda Türkiye'de neler yok ya da neler olmalı? Ya ben dıştan söylediğim gibi yani dıştan gördüğümüz kadarıyla bir kere Türkiye'de en büyük eksikliğin istikrar olmaması. Her transfer döneminde abartıyorum şimdi yani 15 futbolcu gidip 15 futbolcunun gelmesi. Aslında abartmıyorsunuz yani, böyle. Yani yani kulüpleri borçlandırmanın, 5 hocanın gidip 5 hocanın gelmesi, yani bunun bir denge olmaması. Ona göre de futbolcu tabii ki seçiliyor. Yani kadro kurulurken özellikle her kulüp değil, çoğu kulüpten bahsediyorum. Hani herhangi bir plan, vizyon, felsefe olduğunu düşünmüyorum. Sadece menajerlerin sunduğu bir oyuncu profili, araştırma,
izleme, videodan izleme tabii ki. Ben şu ara scout, canlı scout imkanı yok pandemiden dolayı. Video izleme. Ondan sonra da vay neymiş ya, bu kadar maç oynamış, o kadar istatistiği var, şu kadar golü var, hemen transfer edelim. Alalım onu. Tabii Türk kulüpleri aradı mı, menajerler de biliyor. O Türkiye'de çok para var, çok kupayı para kazanabilirsin falan derken futbolcunun değeri artıyor. O zaman belki 20 tane iyi futbolcu alıyorsun. 20 tane iyi futbolcu alman iyi takım olur anlamına gelmez. Yani bu kesinlikle, yani sen 30 tane de iyi futbolcu alsan o da iyi takım olur anlamına gelmez. En iyi takım birbirine denge sağlayan, en iyi takım birbirine uyuşan, en iyi takım karakter topluluğu, kişilik topluluğu yüksek düzey olan, en iyi takım bir felsefe doğrultusunda yaratılmış bir kulüptür. Onu da tanırım, bu sene en iyi şekilde Başakşehir Evet. gösterdi. Zaten şampiyonluğa gidişlerinden de, Avrupa'daki yürüyüşlerinden de bunu net olarak gözlemliyoruz. Peki, çok güzel ilerliyoruz. Biraz daha böyle kısa soru, kısa cevaba geçeceğiz. Kenan Koçak için hücum futbolu mu, savunma futbolu mu? Hücum. Hangisini tercih ederdin? Bence ben Hücum. yani futbol sadece, ben yakın dostlarım var. Pep Guardiola olsun, Klopp olsun, Tuchel olsun, Heynckes, Flick, yani bunlarla yakın dostluğum var. Biz her zaman futbol hakkında konuştuğumuzda, buluştuğumuzda her zaman şunu diyoruz. Yani şimdi hocalar tabii ki belli bir kritere sığdırıyorlar. Yani ya bu hoca çok defansif yapıyor ya da bu hoca çok ofansif yapıyor. Başta da söylediğim gibi futbolda iki yön var. Ya hücum ya defans. Yani ya aksiyon ya reaksiyondan başlayarak. Bence hoca olarak bu her felsefeye uyman lazım. Yani top rakipteyken nasıl topu çalacağım, hangi bölgede çalacağım, nasıl çalabilirim, tuzağa düşürebilir miyim, oyunu belli kademe yönlendirebilir miyim? Top bendeyken top rakip bana pres mi yapıyor, pres nasıl çözebilirim, rakip defans beni orta bölgede mi karşılıyor, onu nasıl çözebilirim, rakip sadece defans mı yapıyor, onu nasıl çözebilirim, göbekten, kanattan, yani bir sürü felsefe. Oyun seyircinin izlediği gibi sadece topun olduğu bir yer değil. Oyun sahada, pas, position, yani bunlar çok önemli faktör, çok etkenlikler. Onu değerlendirmek lazım. Onun için şimdi bana bu soruldu mu, savunma veya hücum, benim takımlarım idealime göre hem bir savunmayı iyi yapacak hem de hücumu iyi yapacak. Evet, zaten keyifli olan da her zaman hücum futbolu oluyor, yani bunu net olarak söyleyebiliriz Ama iyi taraftarlar için. Ama savunmanız da iyi yoksa iyi sıkıntı. savunma yapmadan iyi hücum olmaz. Aynen öyle. Yani bunlar dengeli bir bütün diyebiliriz hocam. Aynen. Peki, son dönemde Almanya futbolundan çıkmış Türk oyuncuları sorayım. En beğendiğiniz ismi sorayım size. Tabii Mesut Özil akla geliyor benim ilk olarak, ama o da İngiltere'de çok sıkıntılar yaşadı son yıllarda. İşte Arsenal'daki bu belirsizlik, forma şansı bulamama. Sizin kim o isim ve Mesut Özil ile ilgili düşüncenizi de alayım. Neden böyle oldu, yani neden bir düşüş baş gösterdi? Mesut Özil Almanya futboluna kendini ispatlamış bir futbolcu. Karakteriyle olsun, futbolculuğuyla olsun kendini tabii ki ispatlamış bir oyuncu, söylediğim gibi. Yalnız Mesut Özil bu Alman Futbol Federasyonu'na olduğu sorundan dolayı tabii ki Almanya basınıyla belli bir sorun yaşadı. Mesut Özil'in futbolculuğu hakkında kimsenin bir yorum getirmesi doğru olacağını düşünmüyorum. Çünkü kendini ispatlamış, kendini kanıtlamış değerli bir futbolcu. Mesut Özil tabii ki o liste, o Türk futbolcular listesinde Türk futbolunu, Türk insanını, gurbetçileri sanırım senelerdir iyi temsil etti Avrupa'da. İlkay Gündoğan'ı unutmayalım. Senelerdir Dortmund'la olsun, Manchester'la olsun elde ettiği başarı. Yani bunlar değerli futbolcular, değerli insanlar. Mehmet Ekici ve Tolgay Arslan için neler söylersiniz? Mehmet Ekici de kendini ispatlamış bir futbolcu. Almanya'da ispatlamış, Bayern Münih altyapısına yetişmiş, Werder Bremen'de oynamış, Bundesliga görmüş, sonra buraya gelmiş, kendi çapında göstermiş, Trabzonspor, Trabzonspor'da Fenerbahçe. üstün performans sergilemiş, sakatlık dönemi geçirmiş. Ama değerli bir futbolcu, değerli bir karakter, iyi bir karakter, kendini ispatlamış bir futbolcu. Tolga Arslan zaten yetenek tartışılmaz, kişiliği tartışılmaz. Bence çok değerli futbolcular bunlar. Evet. Yani yine iş güvene geliyor. Onlara güvendiğiniz zaman aldığınız performans çok daha yüksek oluyor. En büyük özellik nedir biliyor musun? Bence hoca olarak eğer dersek benim için her futbolcu aynı, yani bu bir yalandır. Çünkü her futbolcu aynı olmayabilir, olmaz.
Çünkü senin suyun başka akar, öbür futbolcunun suyu başka akar, öbür futbolcu daha değişik olur. Bir hoca olarak her futbolcuya giden yolu bulmak lazım. Onunla iletişim kurmak lazım. Eğer sen o futbolcudan verim almak istiyorsan önce bir kişisel bir iletişimin bağın olması lazım. Eğer bunu sağlarsan o futbolcudan verim alabilirsin. Ha, kimiyle konuşman lazım, kimiyle okşaman lazım, kimiyle sırtını dönmen lazım, kimine kızman lazım, kimini öveceksin, kimini övmeyeceksin. Yani bunu sosyal anlamda, kişilik anlamda hoca olarak tabii ki çıkarmak lazım. Yani o futbolcuya nasıl bir bağ, nasıl bir yol kurabilirim diye. Evet, şimdi tabii yine Hannover'e gelelim biraz. Şüphesiz yayının başında da söyledim, bir Bundesliga beklentisi olacak önümüzdeki sezon. Mutlaka ki bu hedef içinde biraz daha güçlü bir kadro kurulması gerekiyor. Türkiye'den transfer yapmayı düşünür müsünüz? Var mıdır böyle dikkatinizi çeken? İsim veremeyeceksiniz elbette, biliyorum ama. Tabii ki isim veremem. Mutlaka dikkatinizi tabii çeken birileri vardır. Türkiye Ligi öyle kolay bir lig değil. Çünkü yani tabii ki dağınık. Yani saha içinde çoğu kulüpler dağınık şekilde, yani dağınık derken yanlış anlaşılmasın. Dağınık şöyle diyorum, yani her individüel oyuncuyu getirip koymuşlar ve her pozisyonuna göre oyuncu individüel olarak güçlü, iyi oyuncular var. Yani öyle kolay bir lig değil Türkiye Ligi. Yani oradan tabii ki bize göre de bize de dikkatimizi çeken futbolcular var. Onları takipteyiz. Ama bilindiği gibi Türkiye'de de iyi para kazanıyorlar. Evet. Öyle bizim Hannover olarak da her futbolcu yalan maddi gücümüz de yok. Maddi gücümüze göre, ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Onun için bakıyor. Bir de almayı o çok önemli. Yani biz hayatta ödeyemeyeceğiz, futbolcuyu almayız. Bizde her zaman zamanında ödemedir. Bizde eğer bir futbolcuya 2 veriyorsak o 2 garanti vardır bizde. Yoksa o 2'yi veremeyiz zaten futbolcuya. Onun için onun planlamasında eğer bütçemize uyan kalite ve karakter güçlü futbolcu varsa ilgileniriz. Yoksa zaten transfer olmaz. Evet. Peki yavaş yavaş sona geliyoruz. 2-3 sorum daha var. Tek bir isim verecek olsanız şu an dünya futbolunun en iyi teknik direktörü kim dersiniz? Klopp. Klopp. Son dönemde Liverpool'da kazandığı başarılar, hem Premier Lig hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu. Peki kendinize idol olarak gördüğünüz bir isim var mı? Yok. 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 Peki. Çünkü şuna inanıyorum ben. Söylediğim gibi ben bunlar yakın dostluklarım olan hocalar. Ama bence her hoca kendi felsefesini bulması lazım. Her hoca kendine göre de çapında iyi iş yapıyordur. Şimdi bakarsak Liverpool'da Jürgen Klopp başarılı. Kendi çapında çok başarılı. Dünya çapında başarılı. Çünkü Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Premier Lig şampiyonu oldu. Ama Okan Hoca da başarılı. Okan Hoca Akhisar'da yaptığı iş olsun. Çaykur Rize'de yaptığı iş olsun. Şimdi Başakşehir'de yaptığı iş olsun. Yani bu tesadüf değil. Demek ki kalite değil. Okan Hoca da kendi çapında iyi iş yapıyor. O da çok başarılı. Yani başarıyı bir hocaya başarı yakıştırırken tabii ki iyi bakmak lazım. Şartlar nasıl, bütçe nasıl, ona göre nasıl, takımda nasıl verim alabiliyor. Yani bana göre mesela Okan Hoca da çok başarılı. Evet. Tabii ben mevcut sözleşmelerinize baktığımda geçtiğimiz dönemlere de sizin sözleşmelere çok sadık olduğunuzu, bir takımda çalışırken başka bir takımı ya da düşünmediğinizi, bir hedef koymadığınızı, sadece o takıma yoğunlaştığınızı biliyorum ama yine özel bir soru olsun. Kenan Koçak yastığa başını koyduğu zaman şöyle bir geleceği düşündüğünde, ya ben kariyerimde şu takımı da çalıştırmak isterim, işte şu milli takımın da başına geçmek isterim dediğiniz bir lig de olabilir bu. Var mı içinizden geçen? İnanın ki ben yani önümüzdeki 5 dakika göreceğimde dahi garanti olmayan doğru bir ortamda, bir dünyada yani fazla uzun vadeli plan yapmayı doğru bulmuyorum ben. Ben her anın, her tadı, her anın, yaşadığımız her saniyenin tadını çıkarmaya çalışıyorum. Ona göre yaşamaya çalışıyorum. Bir hayaliniz vardır ama şu ligde çalışmak yok, isterim. Ki, inanın ki yok. Ben şuna inanıyorum. Hayal kurmak, tabii ki her insan istediği gibi hayal kurabilir. Hayal kurmak da herkes serbest. Ama ben her zaman şuna inanıyorum. Başarı güncel çalışmadan başlıyor. Eğer siz her branşta, eğer siz güncel olarak sizin maksimumunuza gitmeye niyetliyseniz ve o hırsınız varsa başarı zaten zamanla gelir. Ve ben de futbolcu arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. Bizim hedefimiz cumartesi günü maç almak değil. Bizim hedefimiz şimdi bugün sahaya çıktığımızda antrenmanda en iyi verimi almak. O düşünceyle sahaya çıkmak. O düşünceyle çalışmak. Onun sonucu tabii ki futbola başarı elde. Tabii ki hepimizin
bir beklentisi var. Ama şimdi kafamı yastığa koyup ya ben 5 sene sonra şurada, 10 sene sonra şurada, yani öyle bir yapıya sahip değilim. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir program oldu. Ben teşekkür ederim. Umut ediyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar. Önümüzdeki sezon Hannover'i Bundesliga'da izleriz. Bundesliga'daki bir başarının ardından sizi yine konuk ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ olun.